Dilara dış etkenlerden etkilenebilecek bir kız. Aşkım, aşko. Yani bunlar normal. Aşkım o hızlı seviyor, hızlı bir ablamız. Değil. Öyle. Hızlı bir ablamız ne demek be? Hızlı bir ablamız işte, hızlı güzel bir ablamız. Güzel bir terim değil o. Hızlı ben bir ablamız. Hızlı gittiğini, 180'e gittiğini dün sen kendin... Hızlı bir ablamız terimi bence kötü bir terim. Tekrar mı söylüyorsun? Ya bence kötü bir terim değil. Ben kullanmaktan gayet... İnsanlar da bunu düşündüğü zaman kötü bir terim olduğunu düşünürüm. Hızlı bir abla değilim. Aşkım kelimesi de bence sadece bir sevgililikte söylenmiyor. Sevdiğin, değer verdiğin insanlara da söyleniyor. Sen bir günde neyi sevdin de neyin değerini verdin ya? Ya canım istiyor, söylüyorum. Sevdim, hızlı seviyorum. Ama o zaman hızlı bir ablamız deyince niye şey yapıyorsun? Hızlı bir abla terimi güzel bir terim değil. Yavrum. Değil. Yavrum sen diyorsun ya hızlı bir abla kelimesini beğenmiyorum diye. Hızlı bir abla. Belki ben abla değilim diyorsun. Kaç yaşındasın sen? 24 yaşındayım. Tamam benim ablam yaşındasın. Ben 22'me yeni girdim hayatım. Ablana mı benzetiyorsun beni? Yani sen de olsa olsa ablam olurdu zaten. Hızlı mı ablan? Hızlı yani bir benim bir ablam yoktu hayatım yine de sen bizim bir abla. Bak, sen yaş farkı olarak hızlı bir abla arasaydım seni gösterirdim işte. Sen hızlı sevdiğini sen söylüyorsun. Yani benden de yaş terimler olarak büyüksün. Değil. Bence bunlar gayet de hızlı terimler. Bir ablam demem gayet normal hayatım. Hızlı bir abla kelimesini beğendim. Beğenmedim. O zaman kendine hızlı dersen ben de yaş olarak yaş farkı da var ya hızlı abla derim ne yapayım? 24'üm 22'sin vay be. Evet. Çok iyi değil mi? Ne? Hiç asla 22 demezdin değil mi? Evet bir 28 Hatun Taş falan. Ya. Abartma istersen sen de. Hatun Taş. Ama bebek kanka bir şey değil mi? Çok büyük olgun gösteriyorsun gerçekten. Sarıdan türüdür belki. Evet sarı saç da büyük gösteriyor. Yorum yapma hakkını sana sunmadım. Hayır bir şey söyleyeceğim sarıdan değil. Koyu olsa bile bak koyu olsa bile aynı bu şekilde ve sarı yakışıyor Beyza'ya. Ben de kendime yakıştırıyorum kanka ya ben gayet beğeniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Madem o ablası yaşındaysa Bat da babası yaşında o zaman. Yani ne alaka? Yok o ablası yaşındaysa kendi aramızda zaten... muhabbet edelim şimdi tartışmaya dahil olup birbirimizi germeyelim. Yok yok da zaten erkekle da... kadının belli bir yaşı olabilir bu birincisi. İkincisi hızlı gidiyorsun demek istediği şey bence bugün aşkım dedi diye şöyle ama böyle gelmişti. Ciddi bir şey değildi ki ya. Ha, bir şey söyleyeceğim. Tamam yok bence de içinden gelmişti de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hatırlarsınız belki. Leyla hayatımın anlamı demişti bana ikinci haftadayken. Kanka aynı şey değil oldu. Ama ya. Aynı şey değil mi? İlk günden kanka Leyla'nın tavrıyla Gizem'in tavrı bildiğin Gizem zaten abi. Çok daha samimi bir insan. Leyla hani daha şeydi ya. Bir şey diyeceğim. İkinci haftada hayatımın anlamı diyor. Problem yok. İkinci günde aşkım dedi. Normal. Kanka bu aşkım böyle kardeşim orada sizin ama biraz böyle etkileşiminiz fazlaydı. Bu daha dün bir bugün iki tuhaf bir durum oldu yani. İşte tam tersi tuhaf bir durum olması lazım değil mi? Kesinlikle bence tuhaf bir durum yani. Hissiyatlarınızı vermiştiniz. Hayır, hayatımın anlaması diye yani. Hangi ara hayatımın anlamı... Orada da normal ya, değildi de. Heh. Onun belki tarzı öyle olabilir ama ben, hani genel olarak yanlış anlaşılacak ya, bir şey. Tatlı, çıtı pıtı bir... Onu söylemek istedim. Ben yanlış anlamadım. Kanka tatlı çıtı başka bir şey de ama değildi. Aşkım demek başka mesela yok, yani. Tam normal mi? Şey. Tam zaten şakasını söylemiştir. Orası ayrı. Daha ikinci gün hangi ara aşkım? Ya ama... Leyla da zaten hani bir tanem dese falan kinayi olarak o da fazla da hani bir tanem olsa çok mesela yanlış anlaşılır ama aşkım kelimesi öyle şey yani ya belli ki tarzı böyle. Bana mesela o kız da gelseydi deseydi ki işte birinci günden aşkım deseydi sen ne diyorsun derdim ya. Mesela. Bana deseydi ben efendim aşkım. Yani yanlış düşünürdüm onunla alakalı. Ama yanlış düşünülecek bir insan değil yani. Tatlı. Hangi ara tanıyorsun ya sen de? Hangi ara tanıdın? Dün geldi kız. Harbiden. Kanka benim bak insan analizim çok iyidir. Davranışlarıyla bir insan belli etmez mi? Kanka öyle olmuyor. Her insan farklı. İyi insan da. Nefes aldım. Buraya gelince nefes aldım. İzledik. Kızlar çok mutlu oldum şu an. Gördük, izledik. Düşüncelerimi... Söyleyeceğim tekrardan. Modumu düşürüyorlar ya. Ne Berkey'mişsin. Dert oldu herkese. Ne oldu ki? Aşkım diyorum laf. Burada da yapanlar ne var yani? Ama bir şey söyleyeceğim ya. Üzdüler beni. Of. Ama aşkım demen iddian yanlış bence Gizem. Ya ben sevdiğim her değer verdiğim insana söylerim bunu. Ben de onu söyledim zaten. Dedim ki hani bazı kadınlar var arkadaşlarına da aşkım falan diyor. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Dedim ama... Sonuçta ilk ikinci günlerini tanıştığınız. Aynı başta söyledim. Oturun. Değer karar verdim. Canım istedi. Enerjim böyle görünce onu geldi. Aşkım ne? Ya genel olarak aşkım biraz daha böyle zaman geçtikçe duygular iyice... İçinden nasıl geliyorsun Gizem? O anlamda bir aşkım değil ama. Ya. Zaman geçtikçe sevgilim. Ya anladığım kadarıyla sen kelimelere çok takılmıyorsun. Zaten yarın muhtemelen sevgilim falanlar dönecek galiba. Yok, öyle bir sevgilim olmadan sevgilim demem. Anlık her yükseldiğine karşı böyle aşkım sevgilim diyor musun? Ya yükseldiğim kişi Berke oldu sadece Muratcığım. Ya şöyle çünkü yani ikinci günden biraz söyleyince tamam hani o anlamda söylemediğini düşünüyorlar.